Kıymetli kardeşlerim, ahiretin varlık delillerini öğrenmeye devam ediyoruz. Dünya bir teşhir ürünü gibidir. Asıl ürün olan cennete müşteri eder. Yüce Allah'ın saltanatı dünya gibi geçici, kararsız, sıkıntılı, hastalıklı, zalimin zulmünde, mazlumun mazlumluğunda kaldığı bir yerde kurulmaz ve durmaz. Hiçbir hastalığın, sıkıntının olmadığı, her hak sahibine hakkının verileceği, ebedi ve dünyadan çok daha muhteşem bir ahiret yurdu var. Ahiretin varlığını en büyük bir delil de varlığını ispat ettiğimiz Yüce Allah'ın eserlerinde görünen isim ve sıfatlarıdır. Tüm isim ve sıfatlar ahirete delil olmakla birlikte biz burada sadece bir kısmını zikredeceğiz. Üçüncü delil, Yüce Allah'ın yarattıklarında yansıyan isim ve sıfatlarından biri olan Adl ismidir ve adalet sıfatıdır. Dünyanın gidişatına bakıyoruz, görüyoruz ki mazlum mazlumluğunda, zalim zalimliğinde bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Demek bir büyük ahiret mahkemesine bırakılıyorlar. Çünkü madem vicdan denilen insani pusula bu duruma müsaade etmiyor, sessiz kalamıyor, adalet de adalet diye haykırıyor, mazlumun mükafatını, zalimin cezasını çekmesini şiddetle istiyor. Dünyada ise bu genellikle gerçekleşmiyor. İnsanın içine bu isteği ve bu isteğin kaynağı olan vicdanı koyan mutlak adalet sahibi, adl olan Allah buna müsaade eder mi hiç? Bu zulümlere sessiz, tepkisiz kalır mı hiç? İşte cehennem o ilahi tepkidir. Senin, benim damlacık vicdanlarımız ve adaletçiklerimiz buna göz yumamıyorken, bu damlaların kaynağı sahilsiz okyanus olan Yüce Allah'ın adaleti buna göz yumar mı hiç? Mazlumlara cenneti, zalimlere cehennemi hazırlamaz mı hiç? Üstelik adaletsizlik en büyük bir noksaniyettir. Halbuki zerre kadar noksanlığı olan ilah olamaz. E madem evren var, müthiş dengelerle, yani Adl isminin tecellisiyle işliyor, bu dengelerin kaynağı Adl ismi manevi dengeleri de sağlayacaktır. Geçici dünyada sağlanmıyor olması, kötülerin, kötülüklerin varlığı ve dünyada karşılıksız kalması nasıl cehennemin varlığını ispat ediyorsa, dünyada iyilerin, iyiliklerin, mazlumların varlığı ve bunların dünyada karşılıksız kalması da cennetin varlığının apaçık birer delilidir. Çünkü Allah var ve mutlak adalet sahibidir. Hem bir saltanat, özellikle böylesine muhteşem bir saltanat, itaat ile hizmet edenlere mükafatsız, inkar ile isyan edenlere cezasız olmaz. Madem bu dünyada yok hükmündedir, demek başka yerde bir büyük ahiret mahkemesi, sonsuz mükafat ve ceza yeri vardır. Hem her saltanatta itaat edenlere mükafat, isyan edenlere ceza olur. Dünyadaki küçücük insani saltanatlarda, devlet dairelerinde, okullarda bile gördüğümüz bu disiplin ve düzen hakikati, Allah'ın sonsuz isim ve sıfatlarının bir yansımasıdır, bir numuneciğidir. Onunki sahilsiz okyanus, insanlıktaki ise o okyanustan süzülmüş bir damlacıktır. Yani bazı inkarcıların zannettiği gibi biz kendimize bakıp Allah'ı kendimiz gibi zannediyor ve tasvir ediyor değiliz, haşa. Bilakis tam tersidir. Allah saltanat sahibi olduğu için, itaate mükafat, isyana ceza veren bir sultan olduğu için biz insanların vehmi saltanatçıkları da böyledir. Yani kendi dünyamızdaki numuneciklerle Allah'ı tanıyabiliyoruz. Bu marifet yolunu açan Yüce Allah'tır. Çünkü biz yoktuk, sonradan olduk. Ezeli ve ebedi yaratıcının murad ettiği şekilde var olduk. Onun isim ve sıfatlarına aynı olduk. Dördüncü delil. Yüce Allah'ın yarattıklarında yansıyan isim ve sıfatlarından biri olan Rahman ve Rahim isimleridir. Mesela çölde susuz kalmış, ağzı dili kurumuş bir masum çocuğa rast gelseniz ve sizden su istese ne yaparsınız? Kırbanızdan birkaç damla suyu önüne akıtıp da çeker misiniz? O çocuğun önünde suyu kana kana içer misiniz? Elbette yapmazsınız. Bu çirkinlikten, bu zalimlikten tiksinirsiniz. Çocuğa suyu içirir, kandırırsınız, öyle değil mi? Peki bunu size yaptıran nedir? İçinize konulmuş olan şefkat ve merhamettir. Peki bu şefkati, merhameti içinize koyan kimdir? Elbette sizdeki bir damla nevinden merhametin kaynağı sahilsiz okyanus olan ilahi rahmettir. Rahman ve Rahim isimleridir. İşte aynen bu misal gibi çölde suya hasret kalmış o çocuktan çok daha fazla hayata susamış olan bir insanlık var. Bu dünya çölünde birkaç damla su nevinden 60-70 yıl hayat sonrası gelen ölümler var. Bu ölümlerin yokluk olma ihtimali var mı? Yani hayatı veren, sevdiren ve azıcık tattıran Allah ölümü yokluk yaparak o hayat suyunu temelli çeker mi? Yokluğa mahkum ederek kullarına zulmeder mi, haşa? Elbette etmez. Etmemesi rahmetinin gereğidir. Açlık hissini bizlere verip de karşılıksız bırakmış mı?
Peki nasıl karşılamış? Bir ota bütün minerali, vitamini, proteini yükleyip inek gibi bizi otlatabilirdi. Ot gibi yaşardık, hayatta kalırdık. Peki ne yapmış? Açlığımıza nasıl cevap vermiş Yüce Allah? Yeryüzü sofrasını sayısız nimetleriyle donatıp açlığımızı gidermiş, bu ufacık ihtiyacımızı fazlasıyla karşılamış. Evet, insanın en büyük ihtiyacı ve susuzluğu ebediyen sevdikleriyle yaşama arzusu ve ihtiyacıdır. Buna göre ufak bir ihtiyaç olan açlık hissi bile böyle karşılık buluyorsa, en büyük ihtiyacımız olan ebediyen sevdiklerimizle mutlu, sağlıklı yaşama ihtiyacımız, arzumuz karşılıksız kalır mı hiç? Pirenin midesinin gurultusunu duyup cevap veren Allah, en değerli mahluku olan insanın bu en büyük haykırışını, ebediyet arzusunu, duymamazlık, cevap vermemezlik yapar mı hiç? İşte ebedi cenneti yaratarak şanına, merhametine, cömertliğine layık şekilde cevap vermiştir. Demek ölüm yokluk değil, ebedi ahirete doğumdur. 114 surenin başında Rahman ve Rahim olarak kendini bize tanıtan Yüce Allah'ın vaadidir. Ve onun vaadinden dönmesi imkansızdır. Vaatten dönmek de çok büyük bir noksanlıktır. O ise Subhan'dır. Vaadinden dönen biri ilah olamaz. Madem evren var, merhametsiz maddelerden kurulu bu evrende merhamet denilen bir olgu var. Elbette ve şüphesiz bu evrenin merhametli ve kusursuz bir yaratıcısı var. Ve o yaratıcı dünyayı yarattığı gibi ahireti de yaratmıştır. Ölüm ile bizi oraya alacaktır. Ahiretin varlık delillerini anlatmaya devam edeceğimiz gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.